depremlerin artması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır ve sonra da zelzeleli yıllar. Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak. Son birkaç yıl içinde meydana gelen yüksek şiddetli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Depremlerin dünya tarihinde ilk kez bu denli çok sayıda ve sıklıkta olması, ayrıca şiddetlerinin de oldukça yüksek rakamlara ulaşması, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının bir habercisidir. Yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Hicri 1400 yılının başından itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır. Kuşkusuz ki bu rakamlar Hicri 1400 yani miladi 1979 ila 80 yılının başından itibaren depremlerin sayısındaki artışı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sadece 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddetle 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde resmi açıklamalara göre tahmini olarak 22.711 insan ölmüştür. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde belirttiği gibi. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Son 30 yılda dünyada gerçekleşen depremlerden birkaçı şöyledir. 28 Temmuz 1976'da Çin'de 7.8 büyüklüğündeki deprem oldu. 242 bin kişi hayatını kaybetti ve 164 bin kişi yaralandı. 7 Aralık 1988'de Ermenistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 500 bin kişi de evsiz kaldı. 1995 yılındaki Kobe depremi 20 saniye sürmesine rağmen 100 milyar dolar civarında zarar oldu. Hindistan'da 26 Ocak 2001'de yaşanan 7.9 şiddetindeki depremde 30 bin kişi hayatını kaybetti, 166 bin kişi yaralandı. 26 Aralık 2003'te İran'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 50 bin kişi yaralandı. 26 Aralık 2004'te Endonezya'da 9 büyüklüğündeki deprem sonucu oluşan tsunami'de 300 bin kişi hayatını kaybetti. 8 Ekim 2005'te Pakistan'da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki depremde yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti. Son 30 yıl içinde, yani Hicri 1400 itibariyle burada saydıklarımızın dışında irili ufaklı başka çok sayıda deprem yaşanmıştır. Bu depremler sonucu binlerce insan evsiz kalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde de bu duruma işaret edilmektedir. Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri yanı sıra Kur'an'da da depremle kıyamet arasındaki ilişkiye işaret eden ayetler bulunmaktadır. Kur'an'ın 99. suresinin adı Zelzele, yani büyük sarsıntı, depremdir. Bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanların diriltilecekleri ve Yüce Allah'ın huzurunda hesap verecekleri bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan, buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür.